Herkese merhaba arkadaşlar, ben Burak. Bugün sizlerle beraberim tekrardan ve bunlar yeni kuşlarımız. Bildiğiniz gibi Hint bülbülü getireceğim demiştim bu salmaya. Sonra da kuşları eşe atacağım demiştim. O da biraz küçüldü. Şimdi hepsini tek tek göstereceğim size. Yerim çok dar. Yere beton attık. Salma kafesler aşağıya inmesin diye. Yer zemin düz olması gerekiyordu çünkü. Şimdi arkadaşlar göstermek istediğim şey, bakın burada Hint bülbülleri var. 10 çift alacağım demiştim ama 10 çift alamadım. Çünkü bir abimizin komple kümesindeki Hint bülbüllerin hepsini aldık. Ve oradaki Hint bülbüllerin hepsi sadece bu kadardı. Gerisini satmış, elden çıkarmış. Ben de başkasından kuş almak istemediğim için. Bunlar çünkü salmada büyümüş kuşlardı. O yüzden başkasından kuş almamak için sadece buradaki kuşları aldım. Burada yaklaşık 2 3 tane şu an, aynen 3 tane salmanın içinde erkek var. Gerisi dişi. 3 tane de yavru kuş var. Daha bakın. Şurada gagası siyah olan. Bir de şurayı gösterebilirsem size. Yer çok daraldı. Yer baya daraldı. Şöyle yavrulu bir çift de kuş vardı. Onları da getirdik. Şurada gördüğünüz gibi bir tane daha yavru var. O sanırım bunların yavrusu ama yeme düştüğü için onu almadım buraya. Şöyle yavruları gösterelim. Gördüğünüz gibi yavrular maşallah. Burada kursakları boş. Muhtemelen besleyecekler çünkü dün beslemişlerdi. Bugün de beslerler muhtemelen. Gördüğünüz gibi yavrulu çift de bu. Bunların da yavrusu yeme düşünce hemen kuşları salacağız buraya. Yuvalarını da getirdik bunların. Aynı bu şekil. Arkadaşlar çok dar burası. Kusura bakmayın o yüzden. Aynı bu şekil. kare bir yuvalıklar var bunun. Onlardan da getirdik 10 tane. Şöyle şurada gördüğünüz pimapene sabitleyeceğiz. 10 tane. Yavaş yavaş buradaki düşen yeme düşen kuşların hiçbirisini almayacağız. Sürekli burada bir dönüşüm olacak. Satış olmayacak Hint bülbülünde. Sadece burada yavrular yeme düşecek, büyüyecek, sonra eşe gelecek. Buraya yani hiç buradan kuş almayı düşünmüyoruz. İnşallah kendi kendine büyüyecek salmamız. Şimdi arkadaşlar gelelim buraya. Burada bildiğiniz gibi kuşlarımız vardı, mavi kuşlarımız. Mavi ile yeşil. 5 aylık olan kuşlar. Onların yavrusunun yumurtasına sanırım bakamayacağız. Çünkü yer çok dar. Arkadaşlar bunu daha sonra gösteririm ben size. Bunda zaten bir tane yumurtasını kırmış. Diğerlerine baktım. İkisi doluydu. Birisi boştu. O bir tane yumurtayı kırmış. Burada albino kuşlar vardı. Boş. Burada bildiğiniz gibi yavrulu kuş vardı. Evet. Geçmiş olsun arkadaşlar. İkinci yavruyu da öldürmüşler. Şu an gördüm. Çok güzel günümü mahvettiler. Bu yavruyu hemen alacağım sizden sonra. Burada yeşilin yavrusu vardı. O da biraz büyüdü. Bu en altta hangi kuşlar var? Sarıyla beğendiğimiz mavi vardı. O kuşlarımız burada. Sonra burada sarıyla açık böyle mavi bir kuşu eşe attık. Muhtemelen eşi oldular. Bunlardan da güzel yavru çıkacağına inanıyorum. Şöyle size şuradan göstereyim. Çok güzel kuşlar onlardan. Burada ya bu kafesi arkadaşlar full karışık yaptık. Burada mavi ile sarı kuşumuz var. Burada yeşil erkek mavi dişi var. Sanırım bunlar kavga ediyor. Bunları ben akşam tekrar gözlemleyeceğim arkadaşlar. Ben sadece eş tutan kuşları attım. Gerisini kendi kafamıza göre eşledim. Bunları akşam tekrar gözlemleyeceğiz 2-3 gün daha. Eş tuttular mı tutmadılar mı diye.
Burada arkadaşlar gri kuşla mavi bir tane erkeğimizi eşe attık. Bunlar eş tutacak mı bilmiyorum. Deneyeceğiz arkadaşlar. Tutarsa tutacak. Erkeğimiz biraz lacivert. Rengini beğendim. Gri ile güzel eş olurlar diye düşünüyorum. Bakalım şansımıza. Burada arkadaşlar iki tane erkek var yeşil. Bunlar boşta. Şu kafes de boşta. İki tane erkek var. Bunları bekleyeceğiz. Bunlar biraz daha kızışacak. Ondan sonrasında bunlara birer lütino ya da albino eş alıp birini buraya birini buraya atıp eşleştirmeyi düşünüyoruz. Ama biraz kızışmaları gerekiyor. O yüzden daha erken eş almaya. Bu kafesimizde neler var onu görelim. Çok güzel bir mavi erkeğimiz, ay mavi dişimiz var. Yeşil çok güzel bir erkeğimiz var. Bunlar büyük ihtimalle eş tutar. Çünkü dişi hafiften kızgın, erkek çok baskın zaten. Basmaya yer arıyor salmada kuşlara. Bunlar muhtemelen eş tutmuş olması lazım. Bir iki gün sonra belli olur. Burada bakalım. Gök mavisi erkeğimiz var. Diğer şu gördüğünüz bu dişi. Hatta ceres falan kahverengiye dönmüş. Bu dişi erkekten biraz büyük ama eşleme olur bunlara, sıkıntı olmaz. Burada arkadaşlar en sevdiğim çift var. Bunlar da olacağına inanıyorum. Erkek kuyruğunda yeşillik var. Üzerinde değişik renkler var. Bundan rainbow atma ihtimali çok yüksek. Sarı yüz bir erkek. Çok muhteşem bir erkek. Dişiyi de ona göre seçtik biraz aslında. Bu eşlemeyi biz istiyoruz. Çünkü dişi de birazcık kanatlarında değişik çizgiler bulunduran bir dişi. Bunlardan rainbow belki alabiliriz. Erkek çünkü rainbow kanından gelen bir erkek. Muhtemelen yani rainbow atma ihtimali var. İnşallah da atar. O yüzden bunları biraz bekleyeceğiz. Arkadaşlar burada da mavi erkekle mavi dişimiz var. Bunları da bu kafes genellikle mavi oldu. Bu kafes de karışık oldu. Bakalım eşleme nasıl olacak? Eş tutacak mı kuşlar? Tutmazsa dediğim gibi mesela bu kuşlar eş tutmadı. Bunun dişisini buraya, bunun dişisini buraya ya da bunun erkeğini buraya, bunun erkeğini buraya atacağız. Bu şekilde çaprazlama yapacağız. Onun taktiklerini göstereceğim size ama içinde eş tutan 2-3 çift rahat var. Mesela bunlar eş tuttu. Sonra bunlar muhtemelen eş tutacak. Çünkü ikisi de baskın, kızgın. Sonra bir çift daha eş tutabilir. Bunu zaten ayırmayı düşünmüyoruz. İnşallah bunlar eş tutacak. Eş tutmazsa da duracaklar. Eninde sonunda çiftleşecek zaten. Bu kuşlardan çok güzel yavrulanacağına inanıyorum. Çünkü dişisi de çok iri, erkek de çok iri. Kamerada bu kadar iri gözüküyor mu bilmiyorum ama ikisi de çok iri kuşlar. Maşallahı var yani. İnşallah bir şeyler olacak. Arkadaşlar salmamız da böyle gördüğünüz gibi. Bundan sonra düzenli videoya başlıyoruz. İnşallah beğenmişsinizdir. İstediğiniz videoları bana yorum olarak yazabilirsiniz. Bundan sonra haftada kaç defa video gelsin bunları da bana belirtin. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.